Efendim, bir amatörün sesi programında daha beraber değerli izleyicilerimiz. Bugün 16 Ekim 2017. Her zaman tarihini baştan söylüyorum ki, tabii ki biz daha sonra kayıttan da bunu seyretme imkanımız olduğu için böyle giriş yapıyorum değerli izleyicilerimiz. Efendim, Sakarya TV.net ya da gazetegez.net üzerinden yaptığımız internet yayında bu akşam yine amatörün sesi programı olarak Sakarya Amatörü'nde hakikaten çok başarılı olmuş bir kulübün temsilcilerini misafir ettik. Fazla lafı uzatma lüzumu. Hendek Dereköy Spor. Bu sene Süper Amatör'e çok güzel başlangıç yaptılar ama henüz 3. haftasındayız. Ama ben değerli konuklarımı size hemen tanıtayım. Hasan Zandolu benim yanımda yönetici. Hoş geldiniz Hasan Bey. Teşekkür ederim. Efendim, takımın antrenörü, teknik sorumlusu sevgili Yalçın Yayla. Hoş geldin Yalçın. Hoş bulduk Şahin abi. Ve tabii ki sahalarda 4 numaralı formasıyla takım kaptanı olarak Hendek Dereköy'e güzel istikamet veren, nerede saha içinde veren sevgili kaptanımız Kayhan Çulağoğlu. Hoş geldin kaptan. Hoş bulduk. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, Hendek Dereköy bizim yabancımız değil. Geçen sene 1. amatördeydi bu güzel takımımız. Hendek'in Şirin Mahallesi. Tabii ki geçen hafta da söyledim konuklarıma, köyler ne güzeldi o köy ismi, Hendek Dereköy demek, ama tabii ki öyle uygun görüldü, artık genişledik, büyüdük, köyler mahalle oldu. Aynen. Hiç içimden mahalle diyesim gelmiyor ama sayın başkan, sayın yöneticim, tabii sen eski başkansın, onun için başkan diyorum. Değerli izleyicilerimiz, Hendek Dereköy geçen sene 1. amatör kümedeydi ve biz onu yine stüdyomuzda değerli yöneticilerle, teknik adamı ve kaptanı, o zaman tabii antrenör de başkaydı, kaptan da başkaydı, misafir ettik, konuk ettik, konuştuk. Şöyle bir soru sordular bana o zaman. Yani bu kadar kulüp var, 48 tane birinci kümede, neden bizi tercih ettiniz hemen ilk haftalarda yayına diye. Ben dedim ki yani biz de artık spora da mıyız? Yani öyle bir şey gördük ki bu Hendek Dereköy'de. Yani gözümüzde takılan bir şey var. Fevkalade giden bir işler var. Gidişini çok iyi bir anlatın bakalım dediler. Anlattılar. İşte o Dereköy o güzel gidişini tamamladı. Geçen yıl için konuşuyorum. Süper amatöre terfi etti. Şimdi kendilerine bir sohbet ettim değerli konuklarımla. Çok mütevazı konuşuyorlar ama ben onların yolunu biliyorum. Çok ballı bir yola çıktıklarını biliyorum. Ama şimdi önce bir Dereköy'e dönelim. Sevgili yöneticimiz, Dereköy'de olmazsa olmaz Zandolu. Zandolu daha doğrusu. Benim Aydın'a buradan selam olsun, beni dinliyorsa. Aydın'ı da çok severim. Aslan Zandolu zaten dostumuz yanımda. Hepsinin ayrı ayrı yerleri var bende. Eksik olmasınlar. Dereköy'e gittiğimiz zaman yani ayağımızı yere sürtmezler. Ne bileyim artık önümüzde her şey olur. Değerli izleyicilerimiz, orası bize kalsın. Aslan Zandolu'da şöyle bir Dereköy'ü bu kadar anlattıktan sonra, efendim Dereköy, Hendek Dereköy Spor'a girmeden şöyle mahalleyi bir anlatalım. Hendek Dereköy nerededir konumu, nüfusu ne kadardır, ne işlerle meşgul oluyorsun, bir defa oradan açalım. Hendek Dereköy, Hendek 29 km, Adapazarı'na da 29 km uzakta bir mesafe. Evet. Karasu sınırlarına. Evet. Da bir köy. Ha, yani, Karasu'ya mı bağlı? Yani Hendek'e bağlı ama köyün evet, yarısı Karasu, yarısı Hendek'e bağlı. Evet. Sakarya Nehri'yle yakınlaşmanız... Yakın. Sakarya Nehri'yle aramızda 2 kilometre evet, mesafe var. Fındık, kesimimiz fındık. Evet. Yani tarım ve fındık. Tarım. Genellikle fındık. %90 fındık. Evet. Güzel de bir acı kışta sahasının amaçlarını yapıyorsunuz siz. Evet. Güzel de bir saha var orada. Evet. Spora elverişli. Evet. Maşallah Dereköy'de ben teminden beri anlattığım gibi Sayın Hasan Zandolu, spora, futbol başta olmak üzere tabii, diğer spor dallarında bir yakınlaşım var, bir faaliyet var. Bunlar nelerdir? Anlatın bize, neler şimdi, yapıyorsunuz orada, şimdi, sportif olay. Şimdi şöyle, şimdi köy meydanında bir voleybol sahası var. Tabii genellikle bunlar yaşlılar oyunda. Evet. Yani bu 40 yaşındaki, mesela 50-60 yaşındaki abilerimiz orada her akşam voleybol oynarlar. Evet, voleybol, evet. Mahallede voleybol var ve evet, orada da spor yapma imkanı olmayan yaşlarımız oynuyor. Yani yaşı ilerlemiş insan. Evet, genellikle gençlerle yaşlar karışık spor yapalım. Voleybol her akşam orada voleybol oynarlar. Evet. Köyünden merkezinde. Şöyle diyelim, futbola gelince sahamız yok.
Gitmeye yapacak bir sahamız yok. Şimdi nüfus olarak kalabalık. 350 tane üyemiz. Evet. 580 seçmenimiz var. Evet, buradan yani, ipucu çıkarabiliyoruz. Biz yani bir resmi olarak maç yapalım diye saha da istemedik. Antrenman yapabileceğimiz, kendilerimizi yetiştirebileceğimiz. Çünkü 12 yıllık tesislik okulumuz var. Evet. Yani şimdi ben özellikle Hacı Kışta sahası dedim. Aranızda ne kadar mesafe var? 15 kilometre. He, yani şeye göre, fikstüre göre iç maçlarınızı orada oynuyorsunuz ama hemen hemen onlara deplasman oluyor yani. Tabi deplasman o sahaya yapılırken Hacı Kışta Dereköy Kocaengel adına yapıldı orası. O zamanki Gençlik Spor Müdürü öyle karar verdi, öyle yapıldı orası. Evet. Öyle izin aldılar. Tavusun alma şartıyla. Evet. Ama şurada bir sıkıntı var. Hacı Kışla'nın sahasından 100 metre ileriye Yeşilyurda sahaya yapıldı. Yeah. Yani, anladın mı? Şöyle, mahallesi belki de 500-600 milyar buldu. O sayı oraya değil de bizim oraya yapsaydılar, bence daha mantıklıydı. Evet, yani bu bir öneri tabii. Sizin yani, yerleşim yerinizde en iyisini siz bilirsiniz onu. İki saha yan yana. Evet. Ve ama o sayı oraya yapıp da Hacı Kışla'nın sahasını daha güzel bir hale getirseydiler. 3 takım değil, 5 takım da oynardı o zeminde. Evet. Yani bir de şimdi bugünkü ortamda, bugünkü teknik imkanlarla sağ yapmak çok basit bir şey oldu. Yani sentetik olduğu için 15-20 evet, günde sahayı tamamlıyorlar yani, evet, bitiyorlar evet, böyle. Yani Yeşilyurt'ta yapılsın tamam ama bir de Dereköy'de unutulmasın yani burada. Yani 1980, evet, 1992'de sahamız vardı bizim. Yapılacak diye gittiler. Evet. Tamam. Yapılacak diye gittiler. Birkaç gün çalıştılar. Bir daha olmadı. Bıraktılar. Eyvah. Peki. Şimdi efendim size bu ana konulara tekrar döneceğiz. Tabii ki antrenörümüz, sevgili dostumuz SH Spor'da da yöneticiyken beraber de yöneticilik yaptık. Aynen. Sevgili Yalçın'la değerli izleyicilerimiz. SH nereden çıktı demeyin. Çünkü orada da hem yöneticilik hem antrenörlük yaptı. Hakikaten başarılı oldu. Tabii ki başarılı olduğu zaman futbolda yerinizde kalamıyorsunuz. Hemen sizi birileri geliyor, bu başarı bize de lazım diyor ve alıp gidiyor. İşte sevgili Yalçın da öyle oldu. Geçen seneden biraz bahsedelim. Geçen sene de Hendek Dereköy'de birinci amatörden süpere yükselme yolunda sizin bayağı bir katkılarınız var. Oradan bir başlayalım efendim. Bu kadar kadar geleceğiz. Bence sen lafa girmişken önce diğer tarafı bir cümleyle halledelim abi de. Çünkü yani Seyçek'te başarı var diye gidilmedi. Orada başarı var diye başka paydaşlar dışarıdan oturduğu yerden bu başarıyı sahiplenmeye çalışınca alın o zaman denildi. Ne hale ama, gelindiği görüldü. Ama ondan dolayı ayrılınmış bir şey var. Ama yoksa futbolun çok usta yöneticileri de işte Hendek Dereköy'de Yalçın şimdi artık orayı bıraktı diye hemen seni kaptılar. Dereköy'e geldin. Aslında şöyle bir şey var. Ben o sene Seyçek'te Dereköy'ü aynı anda götürdüm. Evet. İki kulübede. Evet. Üçün dördüncü hafta falan gitmiştik. Sıfır puan yapmıştı Hendek Dereköy. Orada gittik bir idman falan şey yaptık. O sene ligde kaldık işte cezalar falan bitti. Evet, şeyler biliyorum, bitti. İdmanlar bitti. O sene ligde kaldıktan sonra oturduk. Hasan abi işte önderliğini çekti. Yeni bir yönetim yaptılar. Ya dediler biz böyle böyle hani çıkmayalım süper amatörü ama en azından düşme potası da değil de yukarılara doğru oynayacak bir takım kuralım. Ya bize ne meblağlar lazım dedi. Evet. Biz de dedik böyle böyle bir şey var. Hadi şu kadar bir şeyler konuştuk. Sonra sezon öncesi oturduk ciddi şekilde. Evet. Şey yaptık. Neydi ona da takımı kurduk. Ettik. 3 ay bir ciddi çalışma sürecine girdik. Ondan sonra takım şey yapıldı. O arada çok ciddi sorunlar oldu çünkü ilk defa böyle bir yola giriliyor takımla. Evet. O ciddi sorunlar halledildi. Neyse lig başladı. 7. 8. hafta falan ayrıldım ben zaten. O zaman o sürece kadar da ayrıldığımda da liderlerimizde 4 puan falan vardı. 4-5 puan bir fark vardı. Evet, hani kötü yani, durumda ayrılmadı. Yani yola girildi. Tabii tabii. Zaten evet, biz şey diyorduk. İlk yarı liderin 4 puan gerisinde bitirirsek biz şampiyonuz. Çünkü ikinci yarı bütün rakipler Hacı Kışla'ya geliyor. O sahada da kazanmak kolay değil. Rakip sağ, ev sahibi avantajı, her şey var. Evet. Öyle diyorduk. Sonra ufak tefek, yani dostluğumuz zarar görmeyecek şekilde. Aslında biraz birbirimizi yıpratarak da bir ayrılık oldu ama sonra önemli olan burada dostluğu tekrar geri pekiştirebilmek. Biz pekiştirdik. Zaten orada aslında süreç içinde de pekiştirdik. Benim bir Asarifiye muhabbetim oldu. Evet. Yani hayatımın en büyük hatası.
Kesinlikle çok açık bir yüreklikle söylüyorum. Yani 28-29 yaşındayım. Evet. Hayatımda daha asla o kadar büyük bir hata yapmam. Yani her açıdan istediğin yerine kadar da girebilirim o konunun. Hiç sıkıntı yok. Ama işte bizim kurduğumuz takım, çalıştığımız takım hiçbir tane bir adam transfer etmeden başkalarına nasip oldu şampiyonluk. Yine problem yok. Beni Aydın abi şampiyon olunduğu gün aradı. Dedi o kupayı alıp senin yanına geleceğim dedi. Şampiyonluğun pay sahibi sensin dedi. Evet. Ya orada zaten gönlümüzü aldılar. Ki sezon başında da yine Aydın abi, Hasan abi aradı. Zaten başka birisi ikna edemezdi kolay kolay. Yani şimdi demin anlattığı zaman biraz daha açalım konuyu. Şimdi sıfır puanlı bir takım. Size diyor ki Yalçın Hoca, hoca olarak bize gel antrenör olarak. O zaman bir, iki sene şampiyon olduğumuz sezon değil, bir önceki bir sezon. Bir önceki evet, evet, yani evet. O lafınızın üstüne hareket ettim. Yani bu bir görüş mü var sizde, bir kahramanlık mı var, bir öyle bir nasıl, neden gidiyorsunuz sıfır puanla, ne görüyorsunuz da gidiyorsunuz? Şimdi... Bir cevherler var, işlenmemiş mi, yoksa ben buraya gerekli takviyeleri yaparım mı? O antrenör o zaman ne düşünüyor efendim? Yani... Şöyle söyleyeyim, biz Hasan abiyle bir hazırlık maçı yaptık Erenler'de, bilmiyorum hatırlıyor mu? Orada biraz da ben kaşındım, ben dedim ki bu takımın sıfır puan olması imkansız dedim. Şimdi Kayhan'ı gördüm, Kayhan'ın cezası vardı o zaman. Evet, şimdi kaptana zaten yani, Kayhan falan 3-4 tane öğrenci cezası vardı. Bir de biz dedik 2-3 tane üniversiteden öğrenci biz takviye yaparız dedik hani. Çünkü o zaman maddi olarak da bir şey vermiyorduk topçulara. Evet. Hani evet. Bu işi seven, güzel yapan bir şey yapalım dedik. Devre arasında biz playoff potasına girerken, playoff potasına girdik orada 19 puanlı Bekirpaşa'ydı, 13 puanlı bizdik. Evet. Yensek 19-16 olacak, playoff yarışına gireceğiz. Orada bir hükmen muhalefet oldu, istenmeyen olaylar oldu. Evet, sonra düşmemeye oynadık. Devre arası işte Yasir'i aldık. Ümit diye muazzam bir çocuk geldi. Yani muazzam derken karakteri, kalitesi, efendiliği, köyün tam dokusuna uydu. Evet. Yani mesela bugün Hasan abi benim yanımda aradı, Bingöl'e gitti. Hala mesela bağını koparmadı etmedi. O sene güzel bir birliktelik yakaladık. Bir de takım idmana tam gelmiyordu. İdman falan yaptık. Gücünü yerine getirince. Aslında çok da büyük bir sıkıntı yaşamadan ligde kaldı zaten takım. Ki biz o takıma güvenerek de dedik ki zaten 4-5 takviye yaparsak kafa evet. Oynarız başkan dedik. Yani takımın gerçekten 5... Şu anda süper amatörde de o bizim o gün aslında aklımızda tuttuğumuz 5 kişinin iskeletiyle yine süper amatöre güvenerek takım yaptık. Ki sağ olsun çocuklar da zaten yeri geldiler abilik yaptılar. Yeri geldiler evet. Bizim de yaşadığımız arkadaşlık, kardeşlik yaptılar. Yeri geldiler, evini açtılar, köyde kaldık, şey yaptık. Geçen sene bir ondan önceki sene bir harbiç maçı hatırlıyorum mesela 4-4'lük Karaman'da. Bir gün önce heyecandan gittik, köyde kaldık falan. Yani güzel şeyler yaşattı Derek Bey, Allah razı olsun. Evet. Tabii kaptanı fazla bekletmeyelim. Kayhan, 4 numara formayı sırtına geçirdim. Tabii arkada biraz, bütün takım önünde görüyorsun. Aynen. Bir kaleci arkada, sen de burada 9 kişi de önde. Nasıl oluyor? Gerçi biz biliyoruz değerli izleyicilerimiz de hani bilmediğimiz bir soru sormuyoruz kaptan ama aydınlansın, anlatsın kaptanım. Sizler de evinizde maç, ola ki maça gitmeyiniz vardır. Bakın neler oluyor saha içinde, takımın içinde. Takım gol atamamış, güzel oynuyorsunuz ama bir türlü olmuyor. Veyahut da tert tersine akınlar yiyorsunuz falan. O zaman kaptanın görevi nedir? Ne yapıyor kaptan? Nasıl hareketler yapıyor? Ya ben şimdi 15 senedir bu takımdayım. Evet. Yani tamamen bu takıma ben abi olmuşum bütün futbolculara. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Yani amatör futbolda en geride oynamak kadar zor bir şey yok. Eyvah. Çünkü şöyle, az önce söylediğiniz gibi. Hani böyle takım bastırıyorsun, gol atamıyorsun. Sen en arkadasın, kaleye en uzak mesafede sensin. Hiçbir şey yapamıyorsun. Çıkmak istiyorsun, çıkamıyorsun. Hocam bağırıyor sürekli çıkma diye. Evet. Tabii yani o yüzden en zor en arkada oynamak. Yani forvetler gol kaçırıyor gene sen strese giriyorsun. Aynen aynen bütün sıkıntıyı ben çekiyorum. Savunma topu kaçırıyor. Yine sıkıntı bende. O yüzden defans oynamak biraz daha zordur benim gözümde. Çünkü onların hepsinin hata yapma lüksü var. Bizim hata yapma lüksümüz yok. Kaptan direkt bir soru sorayım. Diyelim ki hakemin beğenmediğiniz bir kararı var. Ola ki... Hakem verdi kararını. Aslında doğru verdiler ama siz beğenmediniz. Aleyhinize bir karar. Şu arkadaşların hakemin etrafına giderken hemen onları frenliyor musun? Ne yapıyorsun? Şimdi ben evet. Adaletli çok bir açık konuşuyorum. Ben adaletli bir adam. Şimdi Allah için ben adaletli bir adam. Bravo. Ama
sinirliyim de yani öyle bir yapım eyvallah, da var benim. Eyvallah. Agresif bir yapım var ama adaletliyim. Eğer hakemin gerçekten haklı olduğuna inanıyorsam kesinlikle hakeme kimseye laf söylettirmem. Bravo, tebrik ederim. Ama eğer benim gözümde de hakem haksızsa yine arkadaşlarımı tutarım. Bravo. Önce ben laf söylerim. İşte değerli izleyicilerimiz, programımızın ana konularının bir tanesi de bu centilmenlik, fair play. Kaptanın anlatması, diğer genç futbolcuların da bunu dinlemesi. Gördünüz mü ne diyor? Ola ki diyor, beğenmediğimiz karar olabilir. Ama yine içki arkadaşımı sokmam olaya, frenlerim, ben gider konuşurum. Ama biraz sert ama biraz yumuşak. O da problem değil. Tebrik ederim kaptan. Buyurun devam edin. Teşekkür ederim. Zaten amatörde de yani en zor hakemlerin işi. Yani hakem hiç kimseye kesinlikle yaranamaz. İyi verse bu tarafa yaranamaz, kötüyü verse bu tarafa yaranamaz. O yüzden hakemlerin işi zor. Ben oynayan amatör kardeşlerime buradan sesleniyorum. Evet. Öncelikle o hakemin yerine kendileri koysunlar. Evet. Sahanın içinde ona göre hareket etsinler. Yani biraz da onun penceresinden bakmaya çalışsınlar. Sonuçta hakem tarafsız olarak oraya geliyor. Yani ne bu tarafa ne bu tarafa. Onun gözündeki düşünce odur. Ben art niyetli hiçbir hakem olduğunu düşünmüyorum. Ama kesinlikle hata yapan çok hakem olduğunu düşünüyorum. Evet. Biliyorum yani bunu biliyorum. Çok kesinlikle hata yapan hakemler var. Ama hiçbirinin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Yani bir daha belki programı da Sayın Kaptan çok güzel söyledin. Aynı kelimeleri konuştuk. Yani bir hakem sahaya çıkacak. Ben diyecek kariyerimi bu maçta bozayım. Kendimi sıfıra getireyim. Bu maçı da berbat diyeyim. O niyette çıkar mı hakem sahaya? Yani hiçbir hakem o şekilde çıkmaz. Şimdi o bakın akşam Avrupa yani. Kupası maçlarını izliyorum. Hocamız da duysun. Sayın yöneticim de duysun. Siz de belki izlemişsinizdir. Almanya'dan bir maç. Hakem öyle kritik bir yere düdük çaldı ki orada biliyorsunuz video hakemliği başladı. Aynen. Daha bizde yok. Tam çizgi üstünde. Hakem karar veremedi bunda. Düdüğü çaldı. Ve mikrofonundan penaltı pozisyonu. Şey yok, penaltı. Mikrofondan şey anons etti. Video hakemini anons etti. Öyle anladık. Zaten spiker de anlattı. Video hakemi 2,5 dakika baktı ona. Aynen. 2,5 dakika sonra karar verdi. Halbuki hakem ona 0 salisede düdük çalıyor. Aynen. Sonra meğerse hakikaten içerideymiş. Efendim, videodan cevap geldi içeride diye. Hakem de kararını penaltı olarak gösterdi. Ama 2,5 dakika geçti. Yani düşünün hakemlerin ne kadar zor şartlar altında olduğunu. Bunda düşüncenle tebrik ederim. Hakikaten doğru söylüyorsun. Ama hakem arkadaşlar yani işte bir takım kaptanı ben diyor 25 seneden beri bu işin içindeyim. Yani siz genç arkadaşlar var. Biraz hata yapıyorsunuz. Sayın Ercan Yıldırım size selam olsun bizi izliyorsanız efendim. Ama hakemlerin de hafif böyle kulağına azıcık bir şeyler çekin. Suat Güz bir maçta kale arkasındayım. Bu da çok güzel bir hatıram. Çok elektrikli maç geçen sezon. Futbolcular birbirine faul yapıyorlar ama yani kasti faul değil. Yani sert giriyorlar falan. Tam kale önünde korner atılacak. O siz kornerden önce şöyle bir karışıyorsunuz kale sahası içinde. Rakipler birbirini ittiriyor. O falan daha hakem de hemen durduruyor, çağırıp konuşuyor ya böyle. Şimdi o maçta da Suat Gül bir düdük çaldı. En sevdiğim hakemimiz. Adaşım aynı zamanda. Ona da selam olsun. 5-6 futbolcuyu çağırdı. 2 tane de kaptanı çağırdı. Bakın arkadaşlar da. Teminden beri dedi, benden kart istiyorsun dedi. Kart vermeyeceğim dedi. Güzel bir oyun var burada. Beni zorlamayın dedi kart vermek için dedi. Oynayacaksanız şu oyunu doğru yapın. Şu ittirmenin dedi kime faydası var söyler misiniz bana? Bunun sonucunu dedi benden size rengi değişik. 2 kadar kart çıkabilir. Hepsi sayın başkan, hepsi futbolcular anladılar için zorluğunu ve itiş kakışı bıraktılar. Ne güzel bir maç oldu kalan dakikalarda. Hakemlerden şikayetçimiz efendim. Buna art niyetli diye baktı Kayhan ama ben art niyetli değil de önceden kurulma olarak bakıyorum işin içine. Eyvah. Atıyorum şimdi, bakıyor şimdi maça. Işte. Başlamış. Çoğu hakem geliyor bakıyor diyor ki Dereköy atıyorum demir, armağanlık neyse. Ya da bunu Dereköy diye de düşünme. Hacı Kışlası, tabii, Dereköy. Tabii. Ya bunu köy takımı şey. X takım diye. Geliyor dakika bir ceza sahası içinde bir şey. Çat sarı kart. Yaşadım ben bunu Sapanca Kurtköy maçında. Çat sarı kart. Niye? İtiraz etmesin. Yarın durduralım. Ama dozu fazla kaçmışsa. Birinci dakikada hiçbir şeyin dozu fazla kaçmaz. Kurallarda bile diyor ki eyvah. İlk dakikalardan diyor atacak pozisyonu getirmeyin. Ama hakem ismi yok hakem ismi şeyinden değil. Evet. Şimdi ben bunun şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Evet.
Bakın hepimizin ister istemez bu camiada, hakemler bu camianın vazgeçilmez parçaları. Evet. Dışarıda bazen senin arkadaşın oluyor, ister istemez bazen öğrencin oluyor, bir şey oluyor. O çocukla oturup bir çay içiyorsun, bir şey yapıyorsun. İster istemez bir gönül diyaloğun da oluyor. Dışarıda selam verdiğin, ben sana dışarıda Suat abi nasılsın diyorum, elini evet. öpüyorum çoğu zaman. Evet. Benim sana hata yapmama imkanım var mı? Bir samimiyet konusu. Şekil olarak yok. Değil mi? Evet. Hakemlerle de biz eğer o diyaloğu kurabilirsek, o hakem gelip benim sağımda çok rahat maç yönetir. Şimdi isim verme dediğin için isim vermiyorum. Evet. 7-8 tane hakem geldi, geliyor. Hatta yani ben mesela isim bir tanesini Burak Olcar Seyçek'te benim maçımda playoff finalinde çok bana göre çok yanlış bir penaltı verdi. Maçtan sonra girdim tebrik ettim. Niye? Art niyetle asla olmayacağını biliyorum. Bir diyalog kurmuşuz, bir şey yapmışız. Ama bazı hakemler var. Kafa yapılarını da biliyorum. Köy takımı diyor sindirmeye çalışıyor. Öteki diyor müessese takımını korumaya çalışıyor. Ya bu aslında bunu kendisini korumaya çalışıyor. Ne karşı takımı ne şeyi. Maçı rahat yöneteyim havasında. Hani o şeyi yapmak için. Ya ben kesinlikle hakemlerin maçtan önce ben ne görürsem vereceğim diye geldiğini %40'ına inanmıyorum. Şimdi hocam bu tartışmayı açtık. Buradan devam edelim. Şimdi evet. benim de burada bir söyleyeceğim var. Şimdi biraz sonra Hasan Dondurlu'ya da soracağım onu ama sen de bu konuyu bir bitirelim. Şimdi pürüz takımlar var. Hepimiz biliyoruz onları. Ben pürüzüm. Yok. Hayır direkt konuşalım. Net konuşuyoruz madem. Nasıl yani? Ben pürüzüm. Hendek Terakey Spor ve antrenör olarak ben pürüzüm. Direkt onun üstünden konuşalım. Peki Atilla Karaoğlan sahada varken ben şimdi asla kararını hiçbir şey ağzını açamıyorsun da açmam. X başka yeni başlamış henüz yeni bir sahada yakaladın hakeme o zaman niye çok fazla isyan ediyorsun? Hemen söyleyeyim mi sana Suat abi? Ona opsiyonun olmaz mı? Dünyanın en önemli şeyi insanda vücut dilidir Suat abi. Evet. Vücut dilinle bir insanı kendine bağlayabilirsin. Vücut dilinle aynı insanı kendinden nefret ettirebilirsin. Ben sana isim vereyim. Fatih Sucuoğlu atama sorumlusu. Evet. Erenler maçından çıkmışım, 2-1 yenmişim. Hocam sizle 2 dakika konuşabilir miyim diyorum. Evet. Ben o takımın antrenörüyüm. Evet. O takımın sahadaki sorumlusuyum. Evet. Sana art niyetle gelmemişim, sinirle gelmemişim. Konuşamayız diyorsun. Ama onlarda bir konuşma yasa var. Hayır, hiçbir konuşma yasa. Gördemciler de yok, yok. Herkes de dırdır yapıp da pozisyon tartışıyorlar tribünde. Bana kimse anlatmasın. Kimse bana anlatmasın o hikayeleri. Ben gözlemcilerin şeyin ne olduğunu ben biliyorum. Sen orada gelip 2 dakika bana desen ki ben madem konuşmaya yasağım mı var? Geleceksin bana diyeceksin ki hocam sen geldin ama benim konuşmaya yasağım var. Kusura bakma de al benim gönlümü git. Bu da kabul. Evet. Al benim gönlümü git. Böyle bir cevap da kabul yani. Tabii evet. ama sen bana konuşamayız. Elinde çay var. Pardon ya tanrı mısın? Estağfurullah. Ben olmasam bir hiçsin. Ben o takımı sahaya çıkartamayayım. Sen kimi nereye atacaksın? İki tane ineğin başına Peki, bir tane çoban ondan yollamayacaksın ne ki. İstiyordum? Sadece tribün maçtan sonra kırmızı kart dedik. Kalecim atıldı. He. Sadece ne gördün? Ben görmedim pozisyonu. Ne gördün hocam? Ya da aynı pozisyonda başka bir adam var. Onunla ilgili bir şey oldu mu? Durup dururken mi oldu? Şimdi ne bir oldu? Dakika. Gene başka bir boyuta gitti iş. Yani kalecin kırmızı gördü. Evet, doğrudan baştan kırmızı mı gördü? Evet. Sen onun neden kırmızı gördüğünü mü sormak Evet. Istiyorsun? Ama görmedin mi hocam? Görmedim. Orada bir hengame oldu, tartışma oldu. Ama kaptanın var, kaptan şey var. Yok şöyle bir şey var. Şimdi kimse görmedi abi. Gözlemci raporu yani. Ha raporu yazan gözlemci. Hakem göstermedi. Hakem kart göstermedi yani. Yazdı raporu. Hakem kırmızı yemedi. Biz maçtan sonra hakemleri tebrik etmeye girdik mi? He. Hakem bana dedi ki, hocam ben görmedim dedi. Ama gözlemcim bana bunu rapor et dedi. Ha, o yanlış olmuş. O gözlemci gelip de şuna kırmızı buna sarı ver falan diye öyle bir hakkı yok. Hayır yazar. Gözlemci öyle. Hayır efendim gözlemci sadece hakeme not verir o kadar. Hakeme ondan itibaren aşağı doğru not verir. Bize gözlemcinin yazacağı. Eğer aşağı not verirse hakem dinlendirilir. Yukarı not verirse hakem terfilerde göz önüne alınabilir sezon sonunda. Ama gözlemci onun önüne alamayız orada. Şimdi Suat abi ben o takımın teknik direktörüyüm diye sahada sadece Kayhan sen 4-4-2 oynayacaksın. Sen arkaya kaçırmayacaksın adamı falan demek değil. Benim o sahada ben o takımın bütün haklarını korumak zorundayım ki akşam eve kafamı yastığa rahat koyayım. Peki şimdi sevgili kaptan soralım. Sen oynadın mı o maçta? Tabii oynadım. Vardı. Neden gördük kart? Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce bu konuyu açmamız lazım. Bu konu doğru maç çok, maç çok stresli bir maçtı. Furkan mı yiyen? Evet. Evet. Furkan kaleci. Çok stresli bir maçtı. 1-0 öne geçtik. Evet. Sonra Erenler bastırmaya çalıştı. Bastırdılar biraz da golü de attılar. 1-1 oldu. Evet. Ondan sonra biz çekildik. Onlar sürekli gelmeye başladılar. Atak üstüne atak. Sonra biz bana tavdık.
Aynen dönünce bir gol atınca biz ikinci golü. Evet. Maç direkt bitti. Yani golden sonra maç direkt bitti. İyi de ne kaleci ne yaptı orada? Onu söylüyorum. Ha, pardon, bu evet. Onların çok zoruna gitti. Evet. Çünkü çok bastırdılar. Gol atamadılar. Kontra ataktan golü atınca çok zorlarına gitti. Ondan sonra biz golü atınca hep beraber tribüne koştuk mu sevinmeye? Tabii normal. Hepimiz böyle. Tabii hep beraber tribüne koştuk. Sevinirken bu kez futbolcular geldi. Erenlerin futbolcuları evet. Saldırdı. Bizim futbolculara. Allah Allah. Kaleciye de bir tanesi saldırdı. Bu sizin sağınızda oluyor. Erenlerin futbolcuları kalksızlık. Burada Erenler sentetik sahada. Aynen Erenler sentetik sahada. Evet. Orada bir kargaşa oldu. Kargaşada ne olduğunu ben de görmedim. Sadece ben ayırmaya çalışıyordum. O ona saldırıyor, onu almaya çalışıyorum. O ona saldırıyor, onu almaya çalışıyorum. Onlar bizimkiler, bizimkiler onlara. O ara maç bitti. Yani maç bitmiş mi? Evet. Hakem düdüğünü çaldı. Ha, son akında gol oldu. Tabii tamam, gol oldu. Biliyorum, düdüğü evet. Çaldı. Ondan sonra olaylar oldu. Evet biliyorum. Ondan sonra ben arkadaşları aldım. Çocukların hepsini aldım. Soyunma odasına çıktım. Hatta eve gittim. Aradan 2 saat geçti. Beni arayıp dediler ki kaleci ceza almış. Ben orada farkına vardım. Yani sahanın içinde ne oldu ne bitti hiç. Sadece ayırmakla uğraşıyordum. Biz de tebrik ederken oldu işte. Biz de mesela ben de orada Şaban abiyle Erenler Spor'un yanında antrenörle tartışmaya girdik sahanın içinde. İstemeyen görüntü tabii. Şimdi şu anki kafayla yapmam. Adam Şaban abi Bursa camiada çok sevdiğim adamlardan bir tanesi. Tabii Şaban. Yani evet, burada Şaban. Ne olursa olsun her gördüğümde selam verdiğim, saygı gösterdiğim, hala da saygı gösterdiğim. Hala da öyle. O olay, tabii. Hatta ben orada küçüktüm. O ne kadar bağırsa bağırsın benim ona karşılık bile vermemem lazımdı. Yani hatta bunun için ondan özür bile diliyorum yani. Bu şey değil. Orada o sahanın 90 dakikanın heyecanı, atraksiyonu orada olmaması gereken bir şey. Ama bak biz camialar, biz birbirimizi Erenler Spor, Dereköy Spor, Hacı Kışla Spor, Kalay Spor. Biz birbirimizi kucaklarız. Bizim bundan yana bir sıkıntımız yok. Efendim, bir, biz camialara bir saniye müsaade ederseniz bir konuyu uzatmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz programın burasında Erenler Spor'la hiçbir ilişkimiz yok. Erenler Spor'u tenkit etmiyoruz. Erenler Spor hakkında herhangi bir şey konuşmuyoruz. Erenler Spor maçının sonucundaki o kargaşa ne olursa oldu onu da fazla konuşmuyoruz. Kalecinin kırmızı kart neden gördüğünü onu konuşuyoruz. Erenler sevgili Yalçın dediği gibi hocamızın dediği gibi Erenler Spor bizim hepimizin çok sevgili İsmail antrenör, Şaban antrenör olsun. Hepsi sevgili kardeşlerimiz. Gürcan'ı çok severiz. Fatih Hoca hep dostumuzdur. Hacettin abi. Ama Erenler Spor'u kenara koyuyoruz. En ufak bir tenkitimiz de yok hiçbir şey. Bu da böyle bilinsin diye söylüyorum. Evet efendim. Ben de aynı şeye değinmek istiyorum zaten Suat abi. Biz camialar birbirimizi kucaklarız. Biz bir gün sonra Erenler'de maç izleyip birbirimize çayımızı söyleyip yine o aynı tribüne oturup biz can yoldaşlığı yaparız. Ama burada şey var, bu hakemler bu işin çok ciddi bir figürü. Bu gözlemciler bu işin çok ciddi bir figürü. Yani düşünsenize, şimdi siz karar vericisiniz, bu programı yapıyorsunuz değil mi? Programdan sonra bu programı değerlendirmeye oturuyorsun Şaban abiyle. İkiniz de bir şey yazacaksınız, bir rapor yazacaksınız ki yarın bir gün hani o rapor doğrultusunda programı daha güzel yapalım diye. Tabii. İkinizin de virgülü virgülü noktası noktasına aynı yazınız olursa ya böyle bir şey var mı dersin değil mi? Yani bu neyin kafası? Fikirler çarpmış bu değil mi? Ya hakem raporuyla gözlemci raporu aynı noktası virgülüne aynısı olacaksa niye ayrı ayrı rapor yazdırıyorsun? Bakalım değerli yöneticimiz, efendim ben başta da söyledim değerli izleyicilerimiz, ben zaman zaman başkanım diyorum ama da şimdi kulüp başkanımız kim? Osman Çuzoğlu. Osman Bey, Osman Başkan, sakın seni kenara koyduğumuz zannetme. Zaten bu akşam bekliyorduk. Herhalde işiniz çıktı. İyi de oldu. Hasan Zantolu geldi. Aynı değişmez. Biz onları Aydın'ı, Hasan'ı nerede görürsek de başkan diye hitap ediyoruz. Da bana ben başkanım. Bak orada başkan diyorlar falan deme. Size de selam olsun. Saygılar, sevgiler var. Dertler büyük. Siz yönetici olarak sizin gözünüzden nasıl görünüyor bunlar? Şöyle hocam, Erenler maçı genç bir hakem arkadaşımız yönetti. Evet. Ve 4-4'lük maç yönetti. Ha, ben o tamam. Gözlemci arkadaşımın orada hakemin üstüne rapor yazmasını o çocuğu orada küçük düşürmen anlamına gelir. Evet. Yani sen yapamadın bu işi ben rapor yazdım. Tamam. O yanlış. Öyle yapacaksın. Hani temin dediğim gibi notunu düşürsün. He. 9 vereceksen 5 versin. Ya 3 ay dinlersin. Genç çocuk 4-4'lük de maç yönetti. Bravo. Ha şu da var. Sakarya'da genç hakemler, şu gelen yeni, son 2 senedir nesilden gelişen hakemler, eski hakemlerden daha kaliteli. Değişik şu genç hakemler bütün maçları yönetiyor. İnanın geldiklerinde biz ağzımızı açmıyoruz. Süper oynuyoruz. Bak şu genç hakemler yönetsin maçları. Evet. Hata yapıyorsa biz onu kızdırmıyoruz, gençtir diyoruz. Çünkü biliyoruz, art niyetli bir hedefi var, bir yere gelecek. Yani bir yönetici gözüyle, ben benim maçıma genç hakem gelsin, ben hiçbir şeyden şikayetçi değilim diyebiliyorsunuz. Sizi de tebrik ederim yani. Niye? İyi bir teşvik. Bu çocuğun bir hedefi var. Bir yere
Hedef koymuş kendine. Ama 30 yaşında bir hergemin hedefi yok, bitti. Tabii. Bir de çıkamamışlar, bölgesel evet, falan olamamışlar. Burada kendini eğlendirir, başka bir şey yapmaz. Evet, ama haklısınız. Gençlere versin bizim maçlara, bütün maçlara gençlere. Haklısınız, bravo. Bir şey olmaz. Efendim, şöyle bir yönetim olarak neler yapıyorsunuz Dereköy olarak? Düşünceleriniz neler? Hocamız çok mütevazı konuşuyor, sevgili kaptan mütevazı konuşuyor ama sizin... Geçen... Yok canım, o kadar mütevazı değil, bizim hedefimiz var, yolumuz bal yani falan şöyle, diyebiliyor musunuz? Sene, henüz daha 3 hafta oldu ama. Geçen sene sezon, genç arkadaşların önüne açtım. Gelin dedim. Onu ben soracaktım size... ben bu sorudan sonra. Gelin... O zaman sizin sorayım. Siz bıraktınız mı Dereköy'ü, ne yaptınız? Ben yok, hiçbir zaman. Yani kim ki, gelin dedim, ben size abilik yapacağım. Tamam, siz bravo. Siz evre, ıvız ıvır bana. Tamam mı? Her şeyi bana yap. Siz... Finans işini halledin. Ben köyde oturmadığım için evet. Sıkıntı oldu. Halledin. Ben Zerdül'ü ağırlık yapacağım. Arkadaşlarla birlik olduk. Hocamla dahil. Sonra bir tatsızlık oldu. Ayrıldık. Ama her zaman kalbimde yeri vardı. Evet. Yani. Yoksa bu sene bu yüzden. Bir başarı oldu. Aa, bu takımın çıkmasını istedim. Kendime sorarsan istemedim. Allah'ım. Bugün de istemedim. Bak bu takımın Süper Lig'e çıkmasını istemedim. Aşağılara daim oluyor. Yok yani. Şöyle hocam, bu çıktığın zaman biraz maddiye de daim oluyor. Bir de kendi gelişinin önünü kesiyorsun. Evet. Şimdi ben 15 sene, 10 sene bu takımı niye ben tercih ettim? Hep kendi gelişlerim. Ben 3 takım çıkardım sezonunda ya, gençler. Evet. Bir ikincisi bu sene o Anadolu'da da ben şampiyon oldum. Bak, hiç namus. 4'te 4 yaptım ama şampiyon olamadım. Adam kaçak oyuncu oynattı. Yakaladım, itiraz ettim. O takım şampiyon oldu, ben olamadım. Niye? Ben 2003'te oynattım diye. Evet. Bak, bu köy takımları için büyük bir tehlike. O federasyon ayı bu. Çok büyük bir tehlike. Nasıl tehlike hocam? Benim elimde bir 15 tane bir keş vardı, 20 tane. 21 olmaz. Ama bunda yaş sınırı var bunlarda. Biri 3-0 yaş. Onlara bir takım yapmam için ne yapayım? 19 yaşından yaşına bir takım yapayım. Gençler. 16, 17 yaş. Ama yaş sınırı koyunca biz bunu yapamıyoruz. Şimdi zaten bu U olduğu zaman herkes mecburen hep kendi yaşında olunca sıkıntı oldu. Evvelden mesela gençlerdi, yıldızlardı. Opsiyon vardı. Bir sene, 1,5 sene. Şimdi yok. Şimdi sadece kendi doğumunda oynayacak. Sıkıntı o var. O şeyi bizim gibi köy takımlar için büyük sıkıntı. Merkezdekilerin hiç sıkıntı olmadı. Peki Dereköy'ün altyapısı nasıl? Yani A takıma futbolcu yetiştirme durumu nasıl anda, yani? Çalışmalar anda, nasıl gidiyor? Şu anda zaten son 2 maçımızda 2 golü genç 17 yaşında bir çocuk attı. Var mı? Tabii gençler. Onun gibi 3-4 tane gencimiz var. Seneye bu sene değil de seneye direkt oynayacak gençlerimiz var. Çok iyi, yetenekli. Evet hadi. Yani şimdi ben de diyorum ki bir takımda, 11 kişilik bir takımda o yedekler dursun kenarda, 7-8 kişi. Bir tane, iki tane kaptanımız gibi, Kayhan gibi abi olur. Ötekiler hep genç çocuklar. Koşsun dursunlar. Abiler onları yönlendirsin. Hoca yönlendirsin. Yönetici de onların ihtiyaçlarını temin etsin. Ama genç çocuklardan mutlaka her sene özellikle bu Hendek, Dereköy gibi takımların hacı kışta olabilir. Yeşil Yurt'u demiyorum. Yeşil Yurt'u fazla tanımıyorum. Fazla bilgim yok onun hakkında. Ne bileyim de Geyre Spor olsun, bir ilçe takım, Kaynarca olsun. 2-3 tane genç yetiştirdiği zaman zaten amatör sporun ruhu ortaya çıkıyor. Benim köyde itman yapabileceğim bir saham olsa, bir halı saha, bir saha nizami değil, bir halı saham olsun. Evet. Ben dışarıdan bir tane topçu alayım. Peki o saha meselesini açalım biraz. Süper Lig'de de oynarım. Yeriniz var mı? Yapılacak yeriniz var mı yani? Sahamız var. Evet. Çok da güzel bir yer var. Yıkıldı. Terenin yatağını değiştirelim dediler. Değiştiremezler. Kaldı öyle. Ha. Başka bir sıkıntımız yok. İstesene yaparlar yani. Yani şimdi Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü sevgili kardeşimiz Fatih Çeliker. Tabii ki bunları Gençlik Spor Genel Bakanlığı yapıyor. Ama sevgili Çeliker yani İlle bu programı şu anda seyretmeniz değil de daha sonra yarın öbür gün kulağınıza gelirse bize de sorun, biz de size söyleriz. Bir dinleyin, izleyin bu programı. Bakın yöneticimiz neler söylüyor, yerimiz var diyor. Bir şeyler yapılacaktı, yapılmadı. Daha evvel orada maç oynuyorduk, oynayamıyor. Dereköy 15 kilometre ileride
Hacı Kırta sahası var, oraya gidiyoruz, bir nevi deplasman. Hemen onun yanında Yeşilyurt sahası yapıldı, bizde saha niye yok? Vallahi bu cevabı ben veremem. İşte Hasan Zandolu yöneticimiz söylüyor, değerli müdürüm, bundan sonrası top sizde. Ama bunu ben özellikle size yarın öbür gün programdan sonra konuyu bir defa daha bildireceğim efendim. Evet, şimdi 12 derslik okul var. 12 derslik var. Evet. 12'de her sınıfta 30 tane olsa 12 çarpı 30'da ne yapacak? Evet. 300 400'e yakın bir öğrenci var. Köyün 400'e yakın bir öğrencisi var. Dışarıda okuyanlar hariç. Yani bunun içinden mutlaka ne cevherler var. Çok var hocam ama işte bunlara biz bu imkanı sağlayamıyoruz. Büyük bir sıkıntı. Yani gidiyorsun, ben mesela göğe gittiğim zaman bakıyorum, üç çocuk hep benim ayaklarıma sarılıyor. Evet. Tabi oynamıyorum. Başkan beni görüyor. Abi biz yok muyuz? Bizi ne almıyorsun takıma? Ya geç, o da şimdi bir yani, program değil mi? Program. Cevap veremiyorsun. Cevap veremiyorsun. Üzülüyorsun. Evet. Ben Hendek Dereke sahasında 2-3 defa gittim. İnanın ilk gidişimde fazla bilmiyordum tabii, yıllar önce. Ben Hendek Dereke'nin sahası zannediyordum orayı. Sonra sordum, dedim Dereke gelince, değerli izleyicilerimiz, güzel sahamız varmış, hiç yoktu dedim, saha bizim değil. Burası Hacı Kıta sahası. Sizin sahanız nerede? Daha o zaman demişlerdi, yok demişlerdi. Yıllar yılı geçti, hala yok diyorlar. Yani artık 1983'te vuruldu. Evet. Amatör oldu. Hendek Dereke. Tabii Hendek Dereke'nin Amatörolmu yılı 1983. Evet. Yani bayağı köklü bir artık çok köklerini eski, salmış yani futbolun içine. Mesela tabakhaneler vardı ilk çıktığımız zaman, siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Onlarla mücadele ettik yani ilk çıktığımız zaman. Şimdi Sayın Başkan, Sayın Yöneticimiz Hasan Zandolu, şöyle bir futboldan birkaç kelime bir ayrılalım. Siz köyde ne iş yapıyorsunuz? Ben köyde değilim, ben Hendek'te doğdum. Hendek'te. Hendek Aydın ne iş yapıyor? Aydın köyde fındık. He, ben de, biliyorum Aydın. Bizde balık işi var. Çok güzel ekmekler yapıyorsun. Görüyorum orada papatya ekmekler yapıyorsun. Çok güzel böyle resimlerini de yayınlıyorsun sosyal medyada. Ama bir de bu balık işi var. Boyunca metrelerce, bir metre, bir buçuk metre balık yakalıyor. Aydın'ın işi işte. He, Aydın yakalıyor onları. Balık işi var. Yani şimdi kusura bakmayın da şu balıkları yakaladığın zaman hemen orada köyde mahallede pişirip gelin arkadaşlar demeyin. Telefonda çağırttık, cep telefonları var. Telefon kadar sana yakınız. Ama o nefis ekmeklerinden yemek için inşallah köye geleceğiz. Değerli izleyicilerimiz, hiç mübalağa etmiyorum. Hakikaten tabii adamlarında yüzlerce fırın var ama eğer bir gün yolunuz düşerse, bu reklam falan değil içimden geçen şey, Hendek Dereke'ye bir uğrayın. Hendek Dereke'deki o Aydın Dandoğlu'nun yaptığı ekmeklerden bir alın. Ondan sonrasını konuşuruz bir daha. Bakalım başka yerde ekmek alacak mısınız? Evet sevgili hocam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Bir gün seni alalım götürelim. Hem sahip gör. Evet. Hem balığımızı yiyelim. Evet zaten ilgimi çekti. O saha yerine gelip gazeteden daha haber yapacağım. Evet. Yeni Gün Gazetesi'nde ve Sakarya Halk Gazetesi'nde. Hatta sana götürmüştüm bir ara, yer çekti. Belki fark ettin onu. Ve bunu takip de edeceğim yani. Bir defalık haber yapmak da olmayacak. İşte zaten gelince Aydın ekmekleri hazırlayacak. Geliyorum diyeceğim. O papatya ekmeklerini görüyorum. Vallahi çok nefis. Efendim, yani şimdi karnım açtı da ondan demiyorum. Öyle bir şey yok. Biz yememizi falan yedik çok şükür. Ama o sahanın takipçisi olacağım efendim. Çünkü Karasu'da bir saha gördüm. Şimdi yerini hatırlayamayacağım da. Söyle mi? Karasu Belediye yapmış. Yukarıda bir yerde. İki tane yaptı. Yukarıda Kurudere'de bir saha yapmış. Tarıcıoğlu'nda. Yani yukarıda Kurudere. Kurudere tamamdır biz. Onun için yapmışlar o sahayı var ya. Ben onu şeye de sordum. Sayın Karasu Belediye Başkanı. Ha evet. Sayın Karasu'ya dedim başkanım. O sayı dedi. Ne amaçlandı? Onun için yapmışlar. O iki sayı ne amaçlandı? Kervan geçmez kuş uçmaz. Limandere bak, ben Limandere bana yakın o zaman. Limandere'yi yapsaydın o sayı dedi. Denesini de. Evet. 45 dakik faydalansaydık. Çünkü Limandere bizim aramızda 5 kilometre. Hayır ne yapmışlar? Ben onun fotoğrafını gördüm. Hemen Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürü Cihat Bey'e duyurdum. Işıkları yanlış koymuşlar. Işıklarını aynı Kalaycı sahasında biliyorsunuz, gittiğiniz zaman kör maç yapıyorsunuz. Çünkü ışıkları 18 çizgilerin hizasına koymuşlar. Halbuki tak köşelere, koyna bayraklarının arkasına konması lazım. Tabii Kalaycı Şube sağdan vurabilirsen. Getirmişler ışıkları. 18 çizgilerinin tam idatına, iki tane buraya koymuşlar.
Ben iddia ediyorum, onun fotoğrafını da verdim Cihat Bey'e. Hiçbir suratta o savaş aydınlanmaz. Kale önüne çevirseniz ortası karanlık olur, ortaya çevirseniz kale önleri karanlık olur. Orada gece de karanlık olur, her türlü karanlık olur. Kaleci sahasının ışıklarını biliyorsun efendim. Kaç defa tamir oldu? 50 kere tamir olmuştur. Bir stat parası sadece ışıklara gitmiştir orada. Evet. Yıl içerisinde bile en az 5-6 kere ışıklar... Biliyorum. Işıklar evet. Arızalı, ışıklar arızalı değil. Ne idman, ne maç, hiçbir şey En son dediler ki, nihayet dediler oldu, ben onu çok yazdım. Onu 5 kere dediler, en son da nihayet oldu diye. Gittim gene olmamış. İşte. Direklerin yeri yanmış. Yani böyle çeviriyorlar, hafif kaleye doğru çeviriyorlar. Ortası karanlık oluyor. O bakıyorlar orta karanlık. Sola doğru çeviriyorlar ışıkları, sola ve sağa karşılıklı. Bu da bakkal önleri alaca karanlık oluyor. Şimdi biz uzman değiliz ama ben nerede anlıyorum? Bizim de 50 yılımız geçti bu kale için, kale sahalarının içinde, kale arkalarında. Fotoğraf makinelerimizde resim çektiğimiz zaman biz flaş kullanmadan çektiysek fotoğrafı aynı ayarlarla hiç problem yok. Şimdi neden Yeni Sakarya Spor stadı için hiçbir şey söylemiyoruz? İlk maçımızı Kahramanmaraş'tan oynadık. Gündüz gibi bir fotoğraf çektik. O ayarları alıp Kalaycı'ya gidiyoruz, hiçbir şey çıkmıyor. Aynı ayarlarla. Hoş biz tabii ayar değiştirip çekiyoruz güzel resimler ama işte biz oradan tabii elektrik ki. Mühendisi değiliz, bir şey değiliz sevgili Yalçın. Öyle geçiyor. Kaptan, sizi nasıl etkiliyor bu bozuk ışıklar saha içinde? Etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Tabii ki bir futbolcu için en önemli olan şey odur, net görebilmek. Yani illaki ışıklar, tabii ki Karaman sahasında da oynadık, Kalaycı sahasında da oynadık. Kalaycı sahasında oynadığımızda çok etkileniyor insan yani. Dediğiniz gibi eğer kaleye yaklaştırsa ön taraf karanlık oluyor, ön tarafa yaklaştırsa kale karanlık oluyor. En büyük sıkıntı yine biz çekiyoruz. Yine defanslar çekiyor. Tabii bir de şimdi aklıma da geldi. Tabii ki değerli kardeşlerim kusura bakmadılar. İşin burasında espri yapacağım ama her espride bir gerçek vardır. Afrika'da, Somali'de ya da o da oralardan gelen Sakarya Üniversitesi'nde okuyan siyahi futbolcularımız var, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Asla tabii aman ne olur yanlış anlamayın, öyle bir laf ebeli yapmıyorum. Onlar oynasa adam göremez onları. Aynen. Esmer ya. Öyle rakiplerimiz de oluyor. İnanın ben çok mutlu oluyorum. Öyle rakibimiz olduğunu ben çok mutlu oluyorum. Evet. Çünkü onların oraya bir renk kattığını düşünüyorum. O sahanın içinde herkes beyaz, 2-3 tane siyah futbolcunun çok renk kattığını düşünüyorum. Hele ki benim rakibim olursa, yani forvet olursa, ben tutarsam benim için daha bir zevkli olur. Yani ayrı bir soruydu o size ama tam şekil kendi geldi buraya. Aynen, konuşma. Benim için çok zevkli oluyor onlar. Bu misafir arkadaşlarımızı Sakarya Üniversitesi'nde tabii öğrenim görüyor bu arkadaşlarımız. Ama futbola yatkın olanları var, çok güzel. Aynen. Bugün kışta çay da aldı. Almış. Efendim Hendek'te oynayan var. Sakarya Cadde antrenmanlarında görüyorum. Kirazda'da var. Kocaeli'de var. Hiç düşündünüz mü böyle bir şey sevgili hocam? Yok, özellikle istemedim ben. Yani kadronuz yeterli olduğu için. Ben düşündüm, ben almıştım, konuşmuştum çocuktan da. Evet. O yüzden istemeyince bıraktım. Ha, kendi istemedi. Yani sizin teşvikiniz gayet güzel. Gelsin bu arkadaşlar. Oynasınlar. Tabii benim için dediğim gibi yani değişiklik oluyor, güzel oluyor. Ben zevk alıyorum onlarla oynamaktan. Bir de onların iyi olanları oluyor. Evet. İyi futbolcu olanları oluyor. Onlarla oynamak daha bir güzel oluyor benim için. Kendimi de tartmış oluyorum yani onlarla oynayınca. Kaptan şimdi yani futbolun bir gerçeği var. Sen futbolun şu anda tam neresindesin? Düşüncelerin nelerdir? Onu da bir alalım senden. Şimdi ben futbolun bana sorarsanız evet, açıkçası daha ortasındayım diye düşünüyorum. Ha, öyle mi? Güzel. Ben öyle düşünüyorum ama normali belki sonlarına doğru gelmiş olabilirim yaşımdan dolayı. Ama yani ben kendime güvendiğim için en az bir 7-8 sene daha oynarım diye düşünüyorum. Evet. Bu işten çok zevk alıyorum. Kesinlikle maddiyatını düşünmüyorum. Sadece sporu düşünüyorum, eğlenmeyi düşünüyorum. Arkadaşlık, kardeşlik. Benim takımda oynayıp yaptığım arkadaşlıkla, kardeşlikle tanıdığım bütün arkadaşlarım bana yeter. Benim için en önemlisi o yani. Benim için maddiyat kesinlikle hiçbir zaman düşünmüyorum. Evet. Her zaman arka planda. İşte, yani benim için arkadaşlık, kardeşlik. İşte değerli izleyicilerimiz, amatörün gerçek sesi bakın ortaya neleri getiriyor. Programımızın başta da söylediğim gibi amatörün sesi. Amatör böyle konuşursa bizim programımızın gerçek manası ortaya çıkıyor. Amatörün sesi de bizim programımızdan böyle yansıyor. Şimdi değerli hocam,
Artık yavaş yavaş süperamatöre geldik şimdi sanat olarak. Kayhan'ın sözünden önce bir ek yapayım mı? Devam et. Erenler maçı çok sıkıntılı dedik. Evet. Çok şey dedik. Ertesi gün Erenlerin 5 topçusu, bizim 5 topçu. Ben çarşıda oturup çay içtik. Aynen. Yemek yedik. Tabii işte bu yani, zaten ödenen tablo. Yani ben onu demek istiyorum. Biz saha içindeki ne olursa olsun biz dışarıda onu çözeriz. Kalaycı. Maçtan çıktık, aynı arabayla geldik, yenildik, gittik. Bak oradan ellerini sıktık, uğurladık. Ufak bir tatsızlık oldu tribünde, kaldı, gitti orada. Ama futbol dediğiniz gibi amatör, Kayhan'ın da dediği gibi. Önce biz dostluğumuzu, kardeşliğimizi yapalım. Sonrası zaten çok kolay sualdı. Zaten sorum oydu benim başkanım. Yavaş yavaş dedim, artık süper amatöre gelelim. Seni de bayağı ısındırdık, bu konuda güzel oldu. Şimdi üçüncü maçı oynadınız. Oynadık. İki abi. Maç galibiyet. Herkes kafasını Hendek Dereköy tarafına çevirdi. Oo, ne oluyor maşallah dediler. Üçüncü maçta duvara mı tostu? Ne oldu? Üç maçı analiz eder misin bana? Birinci maça. Şimdi Kurtköy maçını analiz edelim. Hani bu ben demiştim. Sabancı-Kurtköy maçı. Tabii birinci maç. İlk maç Sabancı-Kurtköy'le oynadık. Evet efendim. Tabii biz ciddi bir çalışma sürecine yine geçirdik. Hazırlık maçları falan. Ben soyunma odasına girdiğimde ve dışarıda çocuklarla konuştuğumda Kayhan iyi hatırlar şimdi orada sürekli evet. Falan. Bana göre sezonun en önemli maçı dedim. Daha ligin ilk maçı. Evet. Yani çünkü biz şey bir takım değiliz. Para harcanıp kurulmuş, biz vura vur gidecek bir takım değiliz biz. Biz aksine kadroyu kurarken baktık elimizdeki iskelet adamları. Oraya sert adamlar almaya çalıştık mümkün olduğunca. Bir de iki tane filan isim olan adam alalım da hani o ligin tecrübesini bize kaldırsın tarzını aldık. Evet. Ama ana şey takımın prensibi fazla koşmak, fazla mücadele. Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar yıldırma. Kurtköy maçı bizim için o açıdan çok önemliydi. Çünkü iç sahada kazanmamız gerekiyor ve top bizde kalıp da halletmemiz gereken bir maçta çıktık. Şey dedim hatta ben çoğuna topçularım, Furkan falan iyi bilir. Ya Erenler maçını falan herkes ister istemez. Şimdi her ilk defa süper amatör oynadıkları için evet. Erenler, Kalaycı, isim olan takımları topçu daha bir özlemle bekliyor. Tabii mutlaka. Kurtköy'e evet. Bir çıktık. Şimdi gençler küçük gözüküyorlar falan. Ya biz bunlara 4 atarız, biz 5 atarız. He. Böyle muhabbetler oluyor aralarında. Evet, evet. Ben dedim ki biz bu maçı bir yenelim. Biz Erenleri zaten yeneceğiz dedim. Çoğu topçuma yani hepsi de biliyorlar. Biz Erenleri yeneceğiz. Biz bu maçı halledelim gerisi kolay dedim ben onlara. Çünkü oradaki o topçuyu Sabancı Kurtköy maçına motive etmekte sıkıntı yaşadık, şeyini yaşadık İzmaç'a. Evet. Yendik Allah'a şükür orada 1-0. Maç çok yetkili oldu. 85. dakika maç bir şey oldu, tamam. Penaltı oldu rakip. Kaçırdı. Dakika 90 işte genç oyuncu alma, bak kendimi eleştiriyorum burada. Evet. Genç oyuncu alma kuralından dolayı Recep'i çağırdım yanıma. Sırf oyuna sokmak zorunda olduğum için. Ha, evet öyle bir kural da var. Tabii. Evet efendim. Sarıldım çocuğu tam oyuna alacağım. Aydın Zandol tribünden fırladı. Ya dedi 98'de olmuyor 90'daki hızla oynatman lazım. Hasan abi oradan öyle dedi. Hasan abi hatta oradan da şey dedi. Ya dedi bence Sezer daha şey olur filan. Evet. İyi dedik madem öyle. Sezer'i attık oyuna. Sezer 2 dakika sonra gol attı. 3 puan aldı bize. Evet. Yani orada bir nasibimiz vardı. Yani yöneticilerin tam yerinde müdahalesi olmuş. Oldu oldu. Yani ben bravo. O konuda zaten fikir alışverişi yapmayı severim. Çünkü bravo. Bizim görmediğimiz bir şey görürler. Bu camiada ya ben hocayım onu dinlemem. Ben bana göre öyle bir şey yok. Seni görmediğim bir şey görür. Bu adamlar 20 yıldır bu futbol camiasının içindeler. Dışarıdan isteyen beğensin isteyen beğenmesin. Kimse kusura bakmasın. Herkes saygı göstermek zorunda bu adamların evet, emeğine. Evet. Bu adamın bir tane ladası var. Kaç model bilmiyorum. O ladayla İtman'ın slalom direklerini de taşıyan adam. Futbol toplarını da taşıyan adam. Takım kazandığı zaman gidip takıma yemek vermesini de bilen adam. Topçuları idmana götürüp maça götüren bir adam. Elinde işi. Bu adama herkes saygı duymak zorunda dibine kadar. Evet. Haklısın. Sev sevme. Hiç şeyinde değil. Ama saygı duyacaksın. Evet birinci maçı kazandık. Biz birinci maçı kazandık Allah'a şükür. Ne düşündünüz o anda? Olacak mı dedin? Ben bütün zaten gol sevincimi hatırlıyorum. Sahanın içine girdim. Çocuğun üstüne sarıldım ettim. Orada bir bağırışımı falan hatırlıyorum. O bütün 3 aylık çalışmanın stresini attık zaten. İkinci maç Erenler'e geldik. Açık söyleyeyim. Çok seviyorum böyle takımları. Hani böyle kendilerini dev aynasında görüp de karşısındaki küçücük gelmiş gibi görüyor ya oyuncu grubu. Orada zaten kendi kendilerine bizim tuzağımıza düşmüş oluyorlar. Evet. İlk yarı 0-0 bitti. Biz inanılmaz bir mücadele gösterdik. O gün Kayhan ve Murat stoperde diğer efsane bir top oynadılar. Bravo. Soyunma odasına girdim. Direkt hareketi de yaptım. Kaptan burada rahat. Dedim raf elimizde,
bu şekillerimizi uzattık mı büyük puanı aldık zaten dedim. Bunlar bizi asla yenemezler bu saatten sonra dedim. Yani bu bir teknik adam görüşü. Kesinlikle evet. Yenemezler. Benim takım o günü gol atamazlardı eğer o durum olmasaydı. Ki dedim ki 3 puan istiyorsak dedim ikinci kata bir koşarak gidip o puanı alıp gelmemiz lazım dedim. İkinci yarı çıktılar. Çok iyi top oynadılar yine. Zaten 1-0 öne geçtik. Kayhan'ın dediği gibi Necmi var. Bu ligin çok usta bir forveti yani. Evet. Bütün kafa toplarını aldı şey yaptı. Orada bir 1-1'i yakaladılar. O arada ben soymalısın onlara dedim ki 1 puan bizim için çok iyi burada. Deplasmana gelmişiz. 1 puan hiçbir zaman riske atmayalım. Öne de geçsek. Normalde olsa 1 puan hep biz 1 puan için oynayalım. 3 puan olursa Allah'ın takdiri dedik. Biz yine haddimizi bildik 1 puan. Onlar bizi yine küçük görüp ya bizim buradan kesinlikle yenmemiz lazım neden. Son dakika yine Sezer işte 99-10 bizim evet. Genç kardeşimiz. Zaten çok güzel oldu. O ilk başta golü atınca idmanlara daha istekli geldi, daha hevesli geldi. Mesela biraz fevri davranıyordu. Hocam böyle mi yapayım hocam? Hani çocuk da daha fazla hevesli oldu. 50 metre top sürdü zaten. Bizim sahamızdan adamı çalmadı. Kayhan bir tane oradan çizgide topu çıkarttı. Tolunay'a attı. Tolunay onu attı. O 50 metre top sürdü. Acayip usta bir işi. Ben iddia ediyorum. Çoğu profesyonel hani şey, bu amatöre göre profesyonel dediğimiz topçu atamazdı o golü. Efsane çok güzel bir vuruşla golü attı. Bize 3 puana bir 3 puan daha hediye etti. Zaten sonra ilk idmanda sağ olsun yönetim primini de verdi çocuğun. Hemen burada bir nokta koymak istiyorum. 3. maça geçeceğiz. Akşam siz de Erenler sahasındaydınız. Evet. Harun Usta Harmanlık Spor. Hatta Harmanlık Spor Harun Usta maçında 2 gol oldu. 2 gol atan çocuk da 17 yaşındaki Yakup attı. Evet. Mesela abiler vardı. Sevgili kaptanımız gibi. Onları sevk eden 2-3 abi vardı. Ama o çocuk şahıs o abilerin de yardımıyla çok güzel de bir top kontrolüyle maçın 2 golünü attı. 17 yaşında. Onu da buradan tebrik ederiz Yakup Ansen'i. Hakikaten ben beğendim. Hoşuma gitti. Yani bir genç işte ne dersen de 3. maça geçelim efendim. O konuya girmişken Suat abi orada evet. Da Tevfik Hoca bu işin artık üstadı, piri. Aynen, evet. Yani Tevfik Hoca'nın her hareketine bayılıyorum bu camiada. Her şeyle örnek almayı sevdiğim, gidip oturup konuştuğum, o dediğin kadroda Görkem'i, Emirhan'ı, Yakup'u, takımın içerisinde çok iyi biliyorum, Gürkan'ı, hepsi kendisi o toprak sahada yetiştirip de sahaya attığı topçular. Evet. Hepsinin meyvesini alıyor. Tabii, Allah daha da büyük başarılar kazandırsın inşallah. Tevfik Hoca sevgili kardeşimiz, sevgili arkadaşımız, baba dostumuz, daha doğrusu sevgili büyüğümüz, Allah rahmet eylesin, Sadık Tetiğin bize emanetleridir, baba emanettir. Bu Harmanlık Spor'da futbolculuğunu yaptı, malzemeciliğini yaptı, başkanlığını yaptı, kaptanlığını yaptı, antrenörlüğünü hala yapıyor. Harmanlık dendiği zaman önce Tevfik Hoca akla geliyor. Kesinlikle. Ondan sonra kesinlikle. Harmanlık konuşuyoruz. Bir defa üçüncü maçı da bitirelim, sonra başkana başka şeyler soracağım. Şimdi üçüncü maça geçtiğimizde şimdi bir futbol gerçeklerine başlayalım Suat abi. Evet. Şöyle bir şey var. Yenildiğimiz için değil. Biz zaten futbol gerçeklerini biliyoruz. Kalaycı bizden çok çok bizim 4-5 katımız fazla para harcamış. Şey yapmış bir takım. Ama biz tabii yine ilk önce beraberlik için oraya hareket edip ona göre gitmiş bir takımız zaten. Ama şöyle bir şey var Suat abi. Evet. İster istemez 2'de 2 yapınca bir topçuların parmak ucunda geliyor maça. Şimdi bunu engel... Şimdi biz Hasan abiyle oturup konuştuğumuzda biz Hasan abiyle bunu çok iyi... Şimdi kaptan da mesela beni bizi yenemeyecek kimse yok diye düşünüyoruz. Gerçekten doğru düşünüyor. Biz o gün eğer o maça kafamızı verirsek bizi gerçekten yenebilecek takım çok zor bu ligde. Hani o günkü o şartlarda beraberlik şeyleri. Şimdi biz başkanla konuştuğumuzda Hasan abiyle konuştuğumuz zaman Hasan abi dediğim gibi tecrübe. O anlıyor. Biz onunla rahatlıkla anlaşıyoruz ama şimdi tribün oraya tabii ki galibiyete gideceksin. Tabii ki beraberliğe gideceksin ama biz soyunma odasında yine konuştuk. İlk 30 dakika bize saldıracaklar. Kesinlikle gol yemememiz lazım. Yani saldıracaklar lafı hücum yapacaklar. Tabii hücum. Yani çünkü orada bir baskı yapacaklar. Maç başladı. Biz 15. dakikada mı 17. dakikada mı 2-0 mağlup duruma düştük zaten. Evet. Yani ilk yarı benim Dereköy'de 3. senem bir küme düşme potasındaki takımı da hatırlıyorum. O takımlardan bile oynadığımız en kötü futbol. O kadar söyleyeyim. Evet. Çok kötüydük. Yani. Bu da çok güzel bir öz eleştiri. Kesinlikle. Ayrıca kutlarım yani. Kesinlikle. Evet. 2-0. Allah'a şükür 4-5 olmadı orada. Açık söyleyeyim yani adamlar geldi. Biz inanılmaz maça motive olamadık, şey yapamadık. Ya ben kendim bile kenarda ne yapacağımı şaşırdım. Ali Kambur eleştirdi mesela dün beni. Yıllardır hocam için. Dedi ben seni anlamadım bir tane şeyini. Gerçekten öyle. İlk yarının son 5 dakikası bir kıpırdamaya başladık.
Devre arası girdik, kaptan konuştu, biz konuştuk. Dedik zaten ha 2-0 ha 7-8-0 fark etmez. Ne varsa saldıralım dedik. Ha, iki masa tutmamız lazım. Tabii tabii en azından rahat oyunumuzu oynayalım. Bu şekilde yenilmek bize yakışmıyor dedik. Yani biz iki maçı kazandığımızda hep mücadelemizle ön plana çıktık. Evet. Mücadele etmeden rakibe teslim olmuş bir takım vardı sahada açıkçası. İkinci yarı çıktık. Kalaycı'yı çok şaşırttığımızı düşünüyorum. Dışarıda da şeyini de kabul ediyorum. Bir de gol attı. Sağlı sollu gelmeye başladı. Yılmaya başladılar. Kendi sağlarında kabul ettiler oyunu. O arada 60'ta çok güzel bir dakikada golü bulduk. 2-1 oldu. Yine saldırmaya devam ettik. Yine çok güzel bir dakikada rakip 10 kişi kaldı. 2-1 devam ediyor maç. Çok güzel bu sefer oynamaya başladık. Yani bütün takım motive oldu. Kalecisinden şeyine kadar herkes baskı yaptı. Herkes şeyini yaptı. 90. dakikada rakip takımın oyuncusuyla da konuştuğum için çok rahat söylüyorum. Evet. 90. dakikada net bir penaltımız verilmedi. Ama yine söylüyorum, maçın hakemi bana göre çok çok güzel maç yönetti. Tebrik ederim. Çok hani yenildiğimiz maç, hacı pişte sahasında mesela bizde hani şey, orada mesela bir sıkıntı olur falan diye düşünürler. Hakemleri benim bütün topçularımı tebrik etti. Rakip takımın bütün oyuncularını tek tek tebrik ettiler. Bravo. Penaltıyı vermedi, etmedi. Biz orada kaçırdık. Rakip takımın kalecisi inanılmaz maç çıkarttı. İkinci yarı özellikle. Bir tane top öne atladı. Top geçti onu. Bir yere düşerken topuklarına çarptı. Çizgiye bomboş kaleye giden top gol olmadı falan. Yani efsane şeyini. Ama ikinci yarı tribünde izleyenler falan herkes inanılmaz keyif aldı. Rakip tek tek tebrik edildi. Çok güzel bir maç çıkıldı ama dediğim gibi bizim zaten hedefimiz ligde kalmak. Efendim yani, bu hafta kimle oynayacaksınız? Bu hafta Kıştaçay'da çok yine bizim kendi rakibimizle. Kıştaçay'da oynayacaksınız. Tabii Kıştaçay'da deplasmana gideceğiz. Evet, iki maçını, üç maçını kaybeden takım. Aynen onlar için de sıkıntı. Yok, üç maçta bir puanları var. Bir beraberlik, iki mağlubiyet var. Onlar için de sıkıntı var. Artık bahtımız açık olsun diyelim. Allah şansımızı getirsin de. Sayın yöneticimize, Atanadan Dolay'a soralım, eski başkanımıza soralım. Efendim, Hendek Dereköy olarak ASKF, Amatör Futbol Federasyonu, Kulüpler Federasyonu ile Futbol Federasyonu Sakarya Bölge Müdürlüğü'ne ilişkileriniz nasıl? Ne gibi bir yapamadığınız var mı? Size karşı herhangi istediğiniz oldu da olmayan bir şeyler var mı? Nasıl ilişkileriniz sizin? Başkanım, ASKF'de hangi yönetim olursa olsun, evet, ben hepsinde bir dostum. Tamam, bravo. Ben şimdi bu seçimde iki seçim Yaşar Bey'e oy atmadım. Ben ekibim olarak atmadım. Evet. Ben bunu kendisine de söyledim, atmadım sonra. Ama belki ona oy atanlardan daha çok beni sever. Köyüme evet geldi, aramız çok iyi. Allah razı olsun, Ahmet Bey olsun. Evet, yani o seçim zamanı o yani, olabilir, sizin bir görüşünüz yani vardır. Ama ondan sonra şöyle bir şey, ben de bir ekipten bir arkadaşlar yola çıktım. Evet. Onu orada satma, o normal zaten. Bu yakışmaz. Bu bir ekip işidir. Yani herhangi bir çalışmada aksama yok, herhangi bir yok, problem yok. Allah'a çok şükür, hiçbir şey yok. Yani gittip de yapamadığım veya yaptıramadığım daha bir şey yok. Şimdi ayrıyetten, pardon, Hendek Dereköy kendi kendine yetiyor. Ben tabii bazı şeylerinizi bildiğim için rahat konuşuyorum. Ama ard arda bir tanesi Büyükşehir Belediyesi'nden, bir tanesi de Gençlik Spor Bakanlığı'ndan iki tane malzeme takviyesi geldi. Onlar biraz rahatlattı mı şöyle, sizi? Şöyle, hocam ben o malzemelere karşıyım. Ben geçmek istedim. Çünkü evet, neden karşıyım biliyor neden musun? Bak, Büyükşehir'in yaptığım o malzeme kaç milyara mal oldu? Evet, doğru tabii bayağı. Bak, şimdi o malzeme hiçbir takım giymez. Ben de giymiyorum. Gençlik Spor öyle değil ama. He. Giymez. Ben de giymiyorum. Bu eleştiridir. Yaptırmasın. O malzemenin benim göğme bir saha yapsın. Sağa olmayan göğme bir saha yapsın ona verdiğim malzemeler. Kalıcı malzeme yapsın. O kalıcı. Bu evet malzemeyi kimse giymez. O köşede durur. En son çabuk suyla dağıtır gider. Yazık. Eski atılır. Yazık. Şeyler, atılır. Atılır. Belki de bir dilim var verilmiştir ona. O bir dilime iki tane saha yapılır. Benim gözümde saha yok. Falancı bir gözü saha yok. Oraya saha yapacaksın. O malzeme. Yani saha olabilir. Mesela aklıma hemen. Böyle bir saha bir spor aktifle bir şey yap. Yani hemen o aklıma maddi yardım yapar. Acı kışladaki yani soyunma odaları yetersiz mesela. Yedersiz, hakem odaları yetersiz. Türbün yetersiz. Yani. Oraya bir tesis yapalım. Malzeme işini biz zaten sponsorlarla bir dilime karşılıyoruz. Efendim bu arada da vakit su gibi geldi geçti. O kadar güzel bir sohbetteyiz ki. Yani tabii yönetmenimiz Sayın Şaban Mergül ve teknik ekibimiz de ufak bir sinyal verdiler. Dediler programın sonuna doğru geldik. Ama bizim konuşmamız, bizim muhabbetimiz daha bitmedi. Konularımız var.
değerli izleyiciler. Şöyle bir son tur yapacağız. Sevgili kaptandan başlayacağız. Başkandan Hasan Zandol'dan da başkan, gene başkan diyorum ama Osman Başkan sanalım mutlaka. Sevgili kaptan, programı kapatacağız. Bir abi olarak, bir güzel bir futbolcu olarak, 4 numara olarak, hakikaten benim de beğendiğim bir futbolcu kaptan Kayhan olarak mesajlarını buyurun efendim. Kameranın ışığında, kameraya baka baka istediğim. Ben özellikle bu camiada olduğum için çok mutluyum. Şu anki takım arkadaşlarımı, bundan önceki takım arkadaşlarımı tanıdığım için çok mutluyum. Onların beni sevmesinden dolayı çok gururluyum. Evet. Hocamız, başkanımız, işte yönetici abilerimiz, hepsiyle olduğumdan dolayı çok mutluyum. Ve hala futbol oynayabildiğim için de çok mutluyum. Yani daha başka bir şey söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani. Peki, biz de seni burada konuk ettiğimiz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür futboluna... Sakarya Motor Futbolu'na Hendek Dereköy kanalından kattığın güzel değerleri ben şahsen biliyorum. Tekrar tekrar senin gözlerini öperim, ondan öperim. Buna devam et derim kaptan. Amana daha bırakma. Nereye kadar gidersen git. Sevgili hocam, vakit kalmadı. Aynen öyle. Siz de kameramız karşıda efendim. Mesajlarımızı alalım. Şöyle bir güzel bir kapanış konuşması rica ederim. Kaptanın az bir 10 senesi daha var. Evet. O rahat rahat 10 seneyi daha götürür. Evet. Şimdi Ali Mazike ve muhabbetine girdiğinizde Yaşar Başkan gerçekten herkese karşı ılıman yaklaşıyor. Hani evet. Gerçekten yaklaşımı çok iyi. Ona özellikle teşekkür ederim. Biz gittiğimizde her şeyimizi dinledi. Ama bana göre ASKF'de şey olarak yönetim bazında görünen görünmeyen bütün yükü çeken iki tane adam var orada benim gördüğüm. Diğerleri de görmüyorsak da kusura bakmasın ama Ahmet Silahçı ve Mustafa Yavuz'a ben ayrı bir parantez koyuyorum. Evet. İkisine de gittiğimizde bizi karşılamaları her şeyinden dolayı ben çok teşekkür ederim. Ondan sonra bizim takımımızın amacı belli, ligde kalmak. Evet. Biz her maça off paralarıyla çıkıyoruz. Ligde kalmak istiyoruz. Süper Amatör'de kalıcı bir takım kurmak istedik zaten bu sene. Ligde kalmak için mücadelemizi vereceğiz. Ben kendim şahsım adına Erenler maçındaki hareketlerimizden, şeyimizden dolayı Şaban Hoca'dan sonuna kadar özür dilerim. Evet. Size de bizi buraya davet edip Dereköy Sporu, Dereköy'ü, takımın biraz eksiklerini, biraz fazlalarını burada anlatma fırsatı verdiğiniz için size, yönetimize, Şaban abi. Hepinize çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bravo. Biz de geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hakikaten evet, faydalı konuşmalar oldu. Tabii ki yöneticimiz Hendek Dereköy, değerli izleyicilerimiz. Hendek Dereköy Spor'un vazgeçilmezi tekrar tekrar söylüyorum. Bir, Aydın Dando. Ama tabii ki yanında olduğu için bir numarada Aydın, kusura bakma. Hasan Dando, değerli başkanımız, değerli yöneticiler. Hepinize de selamlarım olsun buradan. Saygılar, sevgiler gönderiyorum. Ama yöneticimiz burada olduğu için efendim programımızın son sözü sizde. Buyurun efendim. Şöyle bir şey diyeyim ben hocam. Süper Lig ve birinci amatör, ikinci amatör gibi. Evet. Spor yapıyoruz. Kardeş olalım, birlik olalım, tost olalım. Küfürü bir yere bırakalım. Bu benim seyircim de dahil. Evet. Tamam mı? Çok güzel bir sayıda. Sonuçta 22 kişi top oynuyor, 3 tagem var, 25 kişi. Mücadele ediyor. Onlar orada itişir, kavga eder, tartışır. O sahada. Ama tribünden lütfen küfürü kaldıralım. Evet. Değerli izleyicilerimiz, duydunuz Hasan Zandolu başkanı, yöneticiyi. Tabii tekrar tekrar söylüyorum. Şu anda yayına intikal etmiş olan değerli izleyicilerimiz vardır. Hasan Zandolu dediğin zaman Hendek Dereköy'ün bütünleşmiş bir başkanıdır. Evet, yıllardan beri gelir. Şimdi yönetici Osman Başkan var. Aydın Zandolu tabii kardeşi. O da yönetici. Ama bakın şimdi son bir laf etti. Ben oraya hemen takıldım. Tribünlerde de hiçbir şey olmasın. Ama dün akşam Erenler stadında bir maç vardı. Maç önemli değildi. Tribünde olaylar vardı. Tribündekilerin kim olduklarını biz bilmiyoruz. Biraz sonra bu program bitecek. Sizden 5 dakika izin isteyeceğiz. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra değerli izleyicilerimiz, Şaban Mergül'ün nasıl tribünlerde canlı yayın, Harmanlık Spor, Harun Usta Spor maçını canlı yayınlarken, takım ismi önemli değil burada, bir maçı canlı yayınlarken nasıl saldırıya uğradığını ASKF Başkanı Sayın Yaşar Zımbalı'nın da olayların tam göbeğinde olduğunu gözlerinizden göreceksiniz. Ben buraya değerli yönetmecimiz Şaban Mergül'ü yanıma çağıracağım. Hiçbir yorum katmayacağız. Bakın, görün efendim neler olmuş, neler bitmiş. O anda kamera kayıttaydı. O türbün kabadayılarını hep beraber görelim. Hiçbirini tanımıyorum.
bilmiyorum ama yüzlerinden tanıyorum. Hocam bir dakika söz vereceğim. Efendim bu programı kapatmadan var. Sevgili Yalçın Yayla hocamız söyleyecekleri var. Aman ha bizden ayrılmayın. Sadece 5 dakika rica ediyoruz. 5 dakikadan sonra gözlerinize inanamazsınız. Bir basın mensubunun maçı naklen canlı yayını veren ve Sakarya'da olmayan son sistem makinesini getirip de amatörün hizmetine koyan Şaban Mergül'ün nasıl bir saldırıya uğradığını birazdan gözlerinizde göreceksiniz. Yalçın Hocam söyleyeceğiniz var. Buyurun efendim. Daha deminki cümleyi unuttuğum için şeyden dolayı sorular, kusura bakma. Bir ek yapmak istiyorum. Şimdi biz son şeyini söylüyorum, kusura bakma. Evet. Biz bir ilçe takımı değiliz. Biz bir müessese takımı değiliz. Biz bir fabrikanın takımı değiliz. Evet. O yüzden buradaki her şey o kadar zor oluyor ki. Ben 3 senedir içinde olduğum için söylüyorum. Bu sene bu takımı kurarken yönetimin, özellikle Başkan Osman Çoluoğlu'nun, Hasan abinin, bütün o getirdiğimiz topçular, bizim getirdiğimiz topçular da öyle Sakarya'da isim olmayan topçular değil. Onları yaptıkları için ben özellikle Başkan Osman Çoluoğlu'na, yöneticilere, orada aldıkları bir eşofmanı bile ne şekilde aldıklarını bildiğim için, yaptıkları bütün her şey için, bütün yönetime özellikle, tabii Başkan Osman Çoluoğlu'nu ayrı tutuyorum. Bu sene çok fazla elini taşın altına koyuyor. Ve Hasan abiye, Aydın abiye dışarıdan, bütün yönetime tek tek çok teşekkür ediyorum abi. Bu takımı ortaya çıkarttıkları için. Efendim teşekkür aldık, kabul ettik. Bir de programımız aracılığıyla Osman Başkanı, Osman Çoluoğlu Başkan'a efendim özür dilerim, canlı yayın kazası. Bunu da bize bağışlayın değerli izleyicilerimiz. Bunun sonraki bant yayında montajda rica ediyorum. Teknik heyetimiz bunu kessinler. Efendim bu akşam Kamatör Lisesi'nde Endek Dereköy Spor'u konuk ettik. Yönetici sevgili Hasan Zandolu, hemen yanında oturuyor. Hasan Zandolu'dan çok güzel, çok duymak istediğimiz, amatör spor için duymak istediğimiz çok güzel lafları duyduk, temennileri duyduk. Kendinize teşekkür ederiz. Tabii ki Yalçın Yayla, daha evvelden de spor geçmişi var. Bizim de kendisiyle beraber yöneticilik yaptığımız geçmişimiz var. Hocamız da çok güzel şeyler anlattı. Özellikle Şaban Çolak Hoca'dan da buradan altına sığınırız tabii, bir özür diledi. O da çok teşekkür ederiz, güzel şeyler anlattı. Ve Kayhan Çulaoğlu takım kaptanı, kendisi de saha içinde neler olur neler biter onları hepsini bize anlattı. Hendek Dereköy ekibine çok teşekkür ediyoruz efendim. Programımızı mecburen sonlandırıyoruz. Tabii ki teknik heyete başta genel yönetmenimiz Şaban Mergül olmak üzere yayında emeği geçen tüm teknik ekibe saygılar, kolay gelsin diyorum ve başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık efendim.